İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kalispera gires ki giri. Bu akşam müzakere kriziyle ilgili son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve bu vesileyle de Cyprus Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Niyazi Kızılyürek bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kavusir tabi. Yaşasın. Evet hocam. Görüşmeler krize girdi. İlk değerlendirmenizi alalım. Şimdi bildiğiniz gibi aslında görüşmeler askıya alındı. Onu bir kere doğru söylemek lazım. Yani resmen görüşmeler kesilmedi ama askıya alındı. Görüşmelerin askıya alınmasının nedeni özellikle Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde Türkiye'nin yaptığı sismik araştırmalardır. Buna tepki gösteren Kıbrıs Cumhuriyeti ve görüşmelerdeki Kıbrıs Rum tarafı görüşmeleri askıya aldı. Şimdi bu tabii sürdürülebilir bir politika değildir. Ben tarafların bir müddet sonra tekrar müzakerelere başlayacaklarını düşünüyorum. Zaten şeye baktığınız zaman yapılan arama çalışmalarına baktığınız zaman Kıbrıs Cumhuriyeti Aralık ayına kadar sonuç bekliyor. Aynı şekilde Türkiye'nin yaptığı sismik araştırmalar da 2 aylık bir süreye için izin gibi görünüyor. Bu arada belirteyim, Türkiye oraya tırnak içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı bir anlaşmaya dayanarak geliyor. Aslında öyle iddia ediyor. Tabii bu anlaşmanın hiçbir uluslararası geçerliliği, hukuk açısından geçerliliği yok. Ama yaptığı şey aslında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin doğalgaz arama çalışmalarına bir tür müdahil olmak ve bayrak göstermek. Aslında biz de buradayız demek. Bu enerji politikalarına taraf olmaya yönelik bir hamle. Ama diğer yandan baktığınız zaman Kıbrıs sorunu çözülmeden Kıbrıs Türk toplumunun doğalgaz araştırma ya da o araştırmaların sonuçlarına müdahil olması mümkün değil. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla bu biraz hani gerginlik yaratıp bayrak göstermek. Biz de buradayız, biz de varız demektir ama bana öyle geliyor ki hem kazıların tamamlanacağı Aralık ayına kadar olan hem de zaten Türkiye'nin beyan ettiği işte Naftex 2 aylık bir süre için olduğu için sanırım Aralık ayından sonra tekrar yavaş yavaş müzakere masasına dönülecek. Bu arada şunu da söyleyeyim, müzakere masasına dönülmesinde yarar var. Yani özellikle Ocak ayı itibarıyla. Çünkü Kıbrıs Türk toplumunda bir seçim ortamı var, oluştu biliyorsunuz ve Nisan ayında seçimler var. Müzakerelerin durduğu ya da askıya alındığı bir ortamda yapılacak bir seçim, federal çözüm karşıtı adayları güçlendirir. Dolayısıyla eğer bir liderlik değişimi ümit ediliyorsa bu seçimlerde, federal çözüme daha yatkın olan Sayın Mustafa Akıncı aday, Sayın Sibel Hanım aday, müzakerelerin tekrar canlandırılması federal çözümcü güçler açısından daha önemlidir. Bunun da altını çizmekte yarar var. Hocam bir sorum daha var. Türkiye'nin petrol ve doğalgaz konusunda ortak bir komite kurulması önerisi var. Siz bu öneriye nasıl bakıyorsunuz? Bu öneri hiçbir şekilde gerçekçi değil. Yani şu anda devam ederken doğalgaz aramaları işte iki taraf ortak komite kursun dediğiniz zaman Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yönetimine Kıbrıslı Türkleri dahil etmeniz demektir. Şimdi bir yandan kuzeyde kendi kendinizi yönettiğinizi iddia ediyorsunuz. Ayrıca mevcut durumu koruyarak, mevcut statüyü koruyarak bir de Kıbrıs Cumhuriyeti'ne müdahil olmak istiyorsunuz. Bu hem siyaset açısından hem hukuk açısından geçerli bir politika değildir. Burada belki şunu söylemek lazım. Türkiye'nin sistematik olarak Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur demesi ya da o cumhuriyeti tanımaması bu sorunları yol açan bir şey. Aslında Kıbrıs sorunu denizlere de yansımış oluyor. Buradaki temel mesele Kıbrıs Cumhuriyeti'nin varlığını yatsımaktır. Oysa Kıbrıs Cumhuriyeti'nin varlığını yatsımak Türkiye'nin uyguladığı 40 yıllık bir politika. Bu aslında yeni bir politika değil. Ve hiçbir sonuç da almamıştır. Tam tersine Kıbrıs Cumhuriyeti giderek daha da güçlenmiştir. Yani
KKTC ilan edildiği zaman en çok Kıbrıs Cumhuriyeti'ni aramıştır. Çünkü bütün dünya sadece Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanıdığını açıklamak zorunda kalmıştır. Ayrıca bu devlet sonunda Türkiye'nin bütün tepkilerine rağmen Avrupa Birliği üyesi olabilmiştir. Demek ki burada düşünülmesi gereken şey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni federal bir devlete dönüştürmektir. Ve ancak federal bir devlete dönüşürse Kıbrıs, doğal gaz yatakları federal devletin kullanımına açılır. Bundan hem Kıbrıs'ı Türkler yararlanır. O zaman Türkiye'nin de ayrıca çok büyük bir avantajı olabilir. Çünkü herkes biliyor ki optimum olarak doğal gaz yataklarını kullanmak ve değerlendirmek Türkiye üzerinden geçecek bir boru hattıyla Avrupa'ya ulaşmasıyla mümkündür. Demek ki burada güç gösterisi yapmak yerine esneklik göstererek Kıbrıs sorununu bir an önce federal bir devlete kavuşacak şekilde çözmek. Budur rasyonel politika. Onun dışındaki güç gösterileri uluslararası topluluğun bir üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni bu arabalardan engelleyemez. Zaten dikkat ederseniz petrol doğalgaz arabaları devam ediyor. İtalyan firması ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Aslında Türkiye doğrudan da orayı taciz etmiyor. Sadece bayrak gösteriyor. Bu da sürdürülebilir bir politika değildir. Dolayısıyla diğer yandan tabii müzakereye gitmemek de sürdürülebilir bir politika değildir. Geçici bir tavır ve tepki olarak dünya kamuoyunun dikkatini çekersiniz. Ama sonunda müzakere masası yine kurulacaktır. Düşünüyorum ve doğru olan da odur. Πάνε λίγο ακριβώς, θέλω να συνεχίσουμε από αυτό, ότι θα έλεγε κάποιος ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, η κυπριακή δημοκρατία θα περίμενε περισσότερη στήριξη στην απόφαση της αυτή για παγωποίηση των συνομιλιών στο βαρό στάδιο από το ξένο παράγοντο. Και πιο συγκεκριμένα από τις ΗΠΑ, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν είδαμε καμία στήριξη. Η μοναδική στήριξη, παρά το ότι την επληγώσαμε ούκο λίγες φορές, ήρθε από τη Ρωσία. Κοιτάξτε. Evet, Türkçe'ye devam etmem gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kararın, yani müzakereleri askıya alma kararının zamanlamasına baktığınız zaman bu zamanlama Kıbrıs Cumhuriyeti açısından talihsiz bir zamanlamadır. Şu anda dünyanın üzerinde yoğunlaştığı İslam Devleti hareketini bir an ortadan kaldırmak için bir uluslararası koalisyon kurma ve bu koalisyonda da Türkiye'nin öneminin çok büyük olduğunu herkes söylüyor. Böyle bir konjonktürde bütün dünyanın Türkiye'yi o koalisyona kazanmak için diplomatik bir taarruza kalktığı bir dönemde müzakereyi askıya alıp tepki koymanız uluslararası kamuoyunda beklenilen, ister istemez beklenilen dikkati yaratmıyor. Bu önemli bir ayrıntı. Yani zamanlama çok önemliydi. Diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin çok fazla da bir seçeneği yoktu. Çünkü ilk defa Türkiye KKTC ile yaptığı bir anlaşmaya dayanarak tırnak içinde sismik araştırmaya başlıyor. Yani buna göz yumması da mümkün değildi. Ama zamanlama açısından da bir talihsizlik var. Çünkü Türkiye'nin şu anda konumu herkesin dediğimiz gibi yaklaştığı bir durum. Tabii şu da bir gerçek. Türkiye giderek büyük prestij kaybediyor uluslararası kamuoyunda. İzlediği politika bir yanda işte Başar Esad'ı devirmeye dönük koalisyonu ikna etmeye çalışıyor ki bu mümkün değildir. Başar Esad'la şu anda ne Amerika uğraşıyor ne Batı dünyası uğraşıyor. Rusya zaten Başar Esad'ı koruyor. Dolayısıyla Başar Esad'ı birinci hedef olarak koyma hiçbir şekilde gerçekçi bir politika değildir. Diğer yanda Kobani kentinde aslında ifadesini bulan ama genel manada Suriyeli Kürtlere bakışı Türkiye'nin çok sorunlu olduğu ortaya çıkıyor. Dünya kamuoyu nezdinde büyük prestij kaybediyor. Katledilen insanları tanklarınızı dizmiş seyrediyorsunuz. Bu bir kere kendi başına etik ve ahlaki açıdan büyük sorunlar yaratıyor. Ama sadece bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin içindeki Kürtleri de harekete geçiriyor ve Türkiye'nin Kürtlerle barış yapma sorununu tehlikeye atmış oluyor. Dolayısıyla bunu böyle düşünürse Kıbrıs Cumhuriyeti belki bu kararı aldığı zaman talihsiz bir karardı ama diğer yandan da Türkiye'nin sürekli olarak prestij kaybettiği, her gün biraz daha fazla hatta prestij kaybettiği bir gerçektir. Dolayısıyla
bölgenin krizini Kıbrıs'a yansıtmadan müzakereleri tekrar açmak lazım. Yani bölgede yaşanılan büyük krizi doğrudan Kıbrıs'a bağlamadan, Kıbrıs'ı taraf yapmadan müzakereye geçmek lazım. Bu önemli bir atılım olacak. Bunun herhalde zamanlaması ben şöyle düşünüyorum. Yani bu yılın sonundan sonra olacak diye düşünüyorum. Hocam siz Kıbrıs'ı Türk toplumunun nabzını iyi tutan birisiniz. Kıbrıslı Türk liderliğinin ve genel olarak toplumun bu sürece bakışı nasıldır? Şimdi Kıbrıs Türk toplumu önce şunu söylemek lazım. Giderek her zamankinden daha bağımlı hale geliyor Türkiye'ye. Bu bağımlılık ilişkisi ister istemez Kıbrıs Türk toplumu ya da Kıbrıs Türk toplumu yönetenlerin siyasetlerini de etkiliyor. Yani bunun çok açık örneğini şurada gördük. Cumhuriyetçi Türk Partisi muhalefetteyken Türkiye ile tırnak içinde KKTC arasında yapılan anlaşmaya itiraz etmişti. Bunu doğru bulmamıştı. Kıbrıslı Türklerin Türkiye'ye kendi atlarına araştırma yapması anlaşmasını yanlış olduğunu söylemişti ve bunu onaylamamıştı. Ama şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yönetici konumda olduğu bir dönemde bu araştırmalar yapılabiliyor. Bu da şunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin giderek artan ağırlığı karşısında Kıbrıs Türk toplumunu yönetenler çok fazla mesafe alamıyorlar Türkiye'ye karşı. Dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumunun hani bu konuda bu politikaları doğru bulmasa da bunları çok yüksek sesle ortaya koyabilecek bir konumda değil. Ve herkesin anladığı bir şey var. Kıbrıs Türk toplumu federal bir çözüme kavuşmadan kendi kendini yöneten bir toplum olma imkanına sahip değildir. Dolayısıyla çözüm başka bir sürü nedenlerden ötürü olsa da aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetmesinin de sağlayacağını düşünmek lazım. Federal bir devletin parçası bir Kıbrıs Türk toplumu hem kendi kendini yöneten bir toplumdur hem de Kıbrıs durumlarla birlikte ülkeyi yöneten bir toplumdur ve statüsünün güçlenmesi demektir. Şimdi statüsü son derece zayıf bir toplumdur. Hatta buna statüsüz toplum bile diyebiliriz. Πιστεύετε ότι τα οποιαδήποτε αποτελέσματα θα υπάρξουν από τις ψευδοεκλογές θα αλλάξει κάτι στο σκηνικό; Size şunu söyleyeyim, bakınız. Bir masaya, müzakere masasına oturduğunuz zaman Derviş Eroğlu'yla mı oturuyorsunuz yoksa Mustafa Akıncı'yla mı oturuyorsunuz? Bunların ikisinin aynı şey olmadığı ortadadır. Bu sorunun yanıtı basit. Aslında belki de zaman zaman Kıbrıs Rum siyasetinin göremediği bir yer bu. Genelde şöyle bir algı var. İşte efendim zaten her şey Ankara karar veriyor. Ankara istediğini yapıyorsa kuzeydeki kimin yönetici olduğu önemli değil. Bu aslında yanlış bir okumadır. Bir yanıyla yanlış, bir yanıyla doğru. Şimdi Ankara'nın Kıbrıs Türk toplumu üzerindeki etkisini hiç kimse yatsımıyor. Bu ortada olan bir şey. Ama çözüme yönelen bir liderle Ankara'ya göre çözüm arayan bir lider arasında fark var. Bir, federal çözüme inanan ve Kıbrıslı Türklerin çıkarlarından yola çıkarak bir tür Kıbrıs Türk patriyotu olarak yola çıkıp Kıbrıs durumlara saygı duyan ben aynı zamanda τελείως ακριβώς επειδή μου δίνετε αυτήν την έτσι και μου άρεσε αυτό μου δίνετε έτσι την αφορμία θέλετε ή την μπάσα για να κάνω το εξής. Εκλέγεται ο κύριος Ακιντζής. Κάθεται στο τραπέζι διαπραγμάτευση με τον κύριο Αναστασιάδη. Τα βρίσκω στα πάντα. Στα πάντα. Είτε λέγεται εδαφικό, περιουσιακό, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Αλλά αυτή η απόφαση, η κοινή απόφαση, διαφωνεί κάθετα η Τουρκία. Υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί και να λυθεί το Κυπριακό, αν διαφωνεί η Τουρκία. Böyle bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum. Yani burada daha ince bir hesap olabilir. Hiçbir zaman Türkiye'nin her şeye itiraz ettiği bir ortamda bir Kıbrıslı Türk liderin her konuda anlaşması mümkün değil. Şunu unutmamamız lazım. Türkiye 1960 anlaşmalarına göre garantör ülkedir ve yeni yapılacak anlaşmayı onaylama hakkına sahiptir. Bu onun 60'ta elde ettiği haktır. Bu Büyük Britanya için de geçerlidir, Yunanistan için de geçerlidir. Bizim yapacağımız, liderlerin yapacağı anlaşma, bizim Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası temelinde
Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve Büyük Britanya'nın onayını gerektiriyor. Yani bırakınız başka her şeyi, bu Türkiye'nin elde ettiği bir hukuksal hak. O yüzden siz zaten Ankara'ya gitmek zorundasınız ve demelisiniz ki anlaşma bu, buyurun onaylayın. O noktaya gelmeden Ankara'nın tabii ki konsensüsü aranacaktır. Yani siz buna ne diyorsunuz diye. O bakımdan bu bir kere böyle. Ama diğer taraftan mesela bu hiçbir şekilde her şey Ankara kararı anlamına gelmez. Kıbrıs Türk toplumunun yöneldiği bir çözüm ve imzalayacağı bir çözüm ya da liderin onaylayacağı çözüm BM parametreleri içinde olan bir çözümdür. İki toplumlu, iki bölgeli federasyon olacaktır. Buna Türkiye'nin doğrudan karşı çıkması mümkün değildir. Buna dolaylı olarak karşı çıkabilir. Masada çözüm istemeyen bir liderin arkasına saklanabilir. Ama masada o çözüme yaklaşan bir lidere sen neden federasyon yapıyorsun demesi çok zordur. Uluslararası kamuoyuyla doğrudan karşı karşıya gelmesi demektir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumunda ben iki türlü liderlik görüyorum genel hatlarıyla. Bir, Ankara güdümünde ve Ankara'nın istediği zaman ve istediği gibi bir anlaşmaya evet demeye yatkın olan, çünkü aslında ona hiç kimsenin itiraz etme hakkı yok Ankara'ya. Yani Derviş Oğlu da itiraz edemez. İkinci lider, çözümü hazırlayan liderdir. Çözümün, federasyonun taşıyıcısı olan liderdir. Ve o zaman da Türkiye'yi çözüme bir anlamda zorlayabilen liderdir. Bu ince bir hesap olduğu için Kıbrıs Türk toplumunu kimin yönettiği çok önemli. Bir tabii çok başka önemli olan bir nokta, çözüm referandumdan geçecek. Yani günümüzde bu anlaşmanın demokratik bir meşruiyeti olması için bunun Kıbrıs Türk toplumunun iradesiyle onaylanması lazım. İşte burada da hangi, kim liderdir, o evet, anlaşmayı nasıl topluma sunuyor, çözümcü güçlerin önde olmasının bu açıdan da çok büyük önemi var. Burayı Kıbrıs'ın siyaseti doğru okuması lazım. Peki hocam, son olarak süremizin sonuna geliyoruz. Son sorum şu, bu tüm yaşananların ışığında gerçekten Kıbrıs'ta çözüm isteyen güçler ne yapmalıdır? Şimdi bir kere bu her zaman yaşadığımız, karşılaştığımız bir sorun. Hep bir yandan derin bir çıkmaz içindeyiz. Diğer yandan nasıl bir devlet kuracağımızı imzalamışız ve onaylamışız. Yani liderlerin hepsi böyle kağıtlar imzalamışlar. Tamam mı? Yani Denktaş Makarios, Denktaş Kipriano, Talat Papadopoulos, Talat Christofias, Eroğlu Anastasiadis. Şimdi bir mutabakat var ortada. Soru, bu mutabakata rağmen hala biz neden adım atamıyoruz? Sorunumuz federal çözüme dönük irade sergilemekte ortaya çıkan zaaflardır. Her iki toplumda da mevcut statü içinden yararlanan, bu statüyü kalıcı gören, görmek isteyen güçler oluşmuştur. 40-50 yıllık bir sorunda yani bu sorunun çözümsüzlük statüsü oluşmuştur ve çözümsüzlük statüsünden beslenen kesimler var, toplumsal gruplar vardır, çıkarlar vardır ve buna alışmış, bir de alışmışlık hali vardır. Böyle yaşayıp gitmeye alışmışlık hali vardır. Dolayısıyla federasyona geçmek bir ciddi iradi sıçrama gerektiriyor, iradi bir müdahale gerektiriyor. Bu konuda elitler yeteri kadar çalışmıyor. Daha çok çalışmalar lazım. Yani federal çözüme inanan elitler, federal çözüme inanmayan elitler kadar ve hatta daha fazla çalışmalıdır. Burada böyle olmuyor. Federal çözüme karşı olan elitlerin sesi daha fazla çıkıyor, etkinlikleri daha büyük oluyor ve biz çözümü utangaç bir şekilde savunuyoruz. Yani federal çözümü savunanlar böyle utangaç savunmadır. Sanki kötü bir şey yapıyormuşuz ve böyle biraz korkarak, biraz çekinerek, halbuki daha atak bir federalist politika lazım. Συμφωνώ απόλυτα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.